Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomda sizlere Stihl MS381 motor testleri göstereceğim. Fakat şöyle bir durumdan bahsedeyim. Makine tamamen çakma, imitasyon bir ürün. Orijinalle yakından uzaktan bir alakası yok. Birçok yeri zaten belli ediyor. Ama bunu müşteriye orijinalliğe satmışlar arkadaşlar. Bunu da buradan belirteyim. Şöyle hava filtresi, üst kapağın kalitesi birçok yerinde, şöyle uzaktan tut dostum istersen, birçok yerinde sıkıntı var. Neden diye sorarsanız, yani makine kendini belli ediyor, ben çakmayım diye bangır bangır bağırıyor ama müşteri orijinalliği almış ve parasına yazık etmiş. Bunu çok detayına girmeyeceğim, inceleme videosu yapmayacağım. Hani siz olun, piyasada Stihl makinelerinizi arkadaşlar yetkili bayi ve servislerden almaktan kaçınmayın. Neden diye sorarsanız, internet ortamında böyle orijinal diye satıyorlar. Gelen üründe elinizde patlıyor, kalıyor. Çok çabuk arıza yapıyor. Malzeme kalitesi çok dandirik. Bir de hani arıza yaptığı zaman malımızın arkasındayız diye iddia ediyorlarmış. Bu makine arıza yapmış. Bize orijinal diye getirdi. Garantisi var olarak düşünerekten getirdi müşteri. Sonradan hani böyle bir durum olmadığını söyledik. Hani orijinal ürün olmadığından bahsettik. Haliyle geri almaktan da kaçınıyorlar arkadaşlar. Getirin, biz malımızın arkasındayız. İşte malı bize gönderin, biz paranızı sonradan göndereceğiz gibisinden söylemde bulunuyorlarmış. Fakat hani ne kadar güvenebilirsiniz? Size orijinal diye bir mal satan kişi, ürünü göndereceksiniz, paranızı sonra göndereceğim diye söylediği için bence tamamen güvenmeyin. En azından paranızı çöpe atmayın. Tamamen bunu bilgilendirme amaçlı çektim. Detayına girmeyeceğim. Güvenli firmalardan ürün alın. Bayiden direkt görerek ürün alın. Ve inceleyin arkadaşlar. Yetkili servisler ve bayiler kısmından sadal.com.tr'de bakarak hangi firma yetkili bayi, hangi firma yetkili servis, oradan gözeterek bakarsınız ve orijinal ürün almış olursunuz arkadaşlar. Rakamlar bir tık pahalı olabilir. Sonuçta müşteri bayi arkadaşlarımız biz dahil döviz kuruna göre değişiklik gösterdiği için ürünlerde fiyat farklılıkları oluyor. İnternet fiyatları her zaman ucuz görünebiliyor size ama işte ucuz etin yahnisi kart oluyor arkadaşlar. Tamamen söylediğim gibi bilgilendirme amaçlı çektim. Değerlendirip değerlendirmemek size kalmış bir şey. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.